Sesli kitap dinlemeye hoş geldiniz. Lütfen kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Bin Muhteşem Güneş Bölüm 6 Kim olduğumu biliyor musun? Kızın göz kapakları titreşti. Olanları hatırlıyor musun? Kızın dudakları titredi. Gözlerini yumdu, yutkundu. Eli sol yanağına sürtündü. Ağzını oynattı. Meryem ona biraz daha yaklaştı. Bu kulak diye soludu kız. Duymuyor, İlk haftanın neredeyse tamamını Raşit'in hastaneden satın aldığı pembe haplar sayesinde uykuda geçirdi. Uykusunda mırıldanıyordu. Bazen anlaşılmaz karma karışık şeyler söylüyor, haykırıyor. Meryem'in çıkaramadığı birilerine sesleniyordu. Uykusunda ağladı, heyecanlandı, örtüleri tekmeledi. Meryem onu tutmak, yatağa bastırmak zorunda kaldı. Bazen öğürüyor, öğürüyor. Meryem'i zorla yedirdiği her şeyi çıkarıyordu. Sakinken battaniyenin altından bakan bir çift hüzünlü gözdü. Meryem ve Raşit'in sorularına kısık sesle kısa yanıtlar veriyordu. Bazı günler çocuk gibiydi. Meryem ardından Raşit bir şeyler yedirmeye çalıştığında başını bir o yana bir bu yana çeviriyordu. Meryem'in elindeki kaşığı uzattığını görünce kas katı kesiliyordu. Ama çok çabuk yoruluyor sonunda kadının ısrarcı tavrına boyun eğiyordu. Bu teslimiyeti uzun süren ağlama krizleri izliyordu. Meryem Raşit'in getirdiği antibiyotikli merhemi kızın yüzündeki, boynundaki kesiklere, omuzlarındaki uzun, derin dikiş yerlerine, kollarına, bacaklarına sürdü. Yaralara sardığı gazlı bezi sık sık değiştiriyor, yıkayıp yeniden sarıyordu. Kız örmeye başlayınca saçlarını yüzünden çekiyor, geriye sıvazlıyordu. Ne kadar kalacak diye sordu Raşit'e. İyileşene kadar. Baksana şuna. Gidecek durumda mı zavallıcık? Raşit onu bulduğunu, toprak kazıp molozların altından çıkardığını anlattı. Talihim varmış ki evdeydim dedi. Meryem'in yatağında yatan kızın yanında portatif bir iskemlede oturuyordu. Gerçekten şanslıymışsın. Demek istediğim seni ellerimle çıkardım oradan. Şu büyüklükte bir metal parçası vardı. Kısa göstermek için baş parmağıyla işaret parmağını iyice ayırdı. Meryem'e kalırsa verdiği ölçü parçanın gerçek boyutunun en az iki katıydı. Bu kadar büyüktü işte. Ucu omuzundan görünüyordu. Oraya tam anlamıyla gömülmüştü. Kerpeten kullanmayı bile düşündüm. Neyse artık iyisin. Bir de bakmışsın. Nev sopa. Sapa sağlam olmuşsun. Hakimin kitaplarından çok azını kurtarabilmişti. Çoğu kül olmuştu. Gerisi de yağmalandı korkarım. O ilk hafta Meryem'e yardım etti. Kıza birlikte baktılar. Bir gün işten yeni bir battaniye ve yastıkla döndü. Bir başka gün bir ilaç şişesiyle vitamin dedi. Leyla'ya arkadaşı Tarık'ın evine el koyduğu haberini getiren doydu. Bir armağan dedi. Sayyaf'ın komutanlarından biri üç adamına armağan olarak vermiş. Ha. Üç adam aslında gencecik yüzleri güneşten yanmış olanlardı. Meryem oradan geçerken görüyordu onları. Sırtlarında hiç çıkarmadıkları üniformalar Tarık'ın evinin önüne çömelip iskambil oynar. Sigara tüttürür, kalaşnikoflarını duvara yasarlardı. En güçlü, kaslı görünen, kendinden memnun, mağrur bir havası olan liderleriydi. En gençleri aynı zamanda en sessizleriydi. Arkadaşların tepeden bakan, üstünlük taslayan tavırlarını ayak uyduramaz gibiydi. Önlerinden geçen Meryem'e gülümser, başıyla selam verir olmuştu. Böyle anlarda yüzündeki kendini beğenmişlik az da olsa siliniyor, Meryem onun genç yerisinde, henüz yozlaşmamış alçak gönüllü bir ışıltı yakalıyordu. Sonra bir sabah füzeler evi yerle bir etti. Söylentilere göre saldırı vahdet grubundaki hazarlardan gelmişti. Komşular bir süre sağda solda oğlanların parçalarını, kırıntılarını buldular. E, eh, böyle olacağı belliydi dedi Raşit. Meryem, roketin evi nasıl duman tüten bir taş yığına dönüştürdüğünü görünce kızın böyle ufak tefek, görece, önemsiz yaralarla kurtulmasının ne büyük bir şans olduğunu düşündü. Zaten giderek de düzeliyordu. Daha çok yemeye, saçlarını taramaya başlamıştı. Kendi başına yıkanabiliyordu. Yemeklerini aşağıda Meryem ve Raşit ile yiyordu artık. Ama sonra durduk yerde bir anı canlanıyor. Taş gibi suskunluklara ya da hırçınlık nöbetlerine yol açıyordu. İçe kapanmalar ve çöküşler, bitkin kül gibi yüzler, kara basanlar, ani keder saldırıları, kusmalar, ve bazen de pişmanlıklar. Burada olmamalıydım dedi bir gün. Meryem çarşafları değiştiriyordu. Kız yere oturmuş dizlerini göğsüne çekmiş onu seyrediyordu. Kutuları babam çıkarmak istemişti kitapları. Benim için fazla ağır olduğunu söylemişti. Ama bırakmadım. Öyle hevesliydim ki olay olduğunda evin içinde bulunması gereken kişi bendim. Meryem temiz çarşafı silkeleyerek açtı yatağa yaydı. Kıza baktı sarı buklelerine, ince uzun boynuna, yeşil gözlerine, çıkık elmacık kemiklerine, dolgun dudaklarına. Onu küçükken sokakta gördüğünü anımsıyordu. Tandıra giden annesinin peşinden yalpalayarak koştururken ya da abisinin kulağında kıl demeti olanın omuzunda giderken. Marangozun oğluyla bile oynarken. Meryem'den bilgece bir yorum, yüreklendirici bir söz duymayı bekler gibi bakıyordu. İyi ama Meryem'de sunabileceği bir bilgelik var mıydı? aşılayabileceği cesaret. Nana'yı gömdükleri gün Molla Feyzullah'ın Kur'an'dan yaptığı alıntıların teselli açısından ne kadar yetersiz kaldığını çok iyi anımsıyordu. Ne mutlu ona ki Yaradan'ın ahirete göçene, her şeye gücü yeten, ölümü ve yaşamı yaratan, seni onlarla sınayan Rabbin yanında. Ya da Meryem'in duyduğu vicdan azabı için söyledikleri. Bunlar hiç iyi düşünceler değil Meryemko. Seni mahvederler. Senin hatan değildi. Senin suçun değildi. Şimdi bir kıza yükünü hafifletecek ne söyleyebilirdi? Söylemesine de gerek kalmadı zaten. Kızın yüzü buruştu, çarpıldı. Dizlerinin, ellerinin üzerine çöktü. Miden bulanıyor dedi. Dur bekle bir tas getireyim. Yeri olmaz daha yeni temizledim. Ah, ah Hüdaya, Allah'ım. Bir gün kızın annesiyle babasını öldüren patlamadan bir ay kadar sonra kapı çalındı. Meryem açtı. Kapıdaki adam geliş nedenini belirtti. Seni görmek isteyen biri var dedi Meryem. Kız başını yastıktan kaldırdı. Adı Abdullah Şerif'miş. Abdullah Şerif diye birini tanımıyorum. Eh gelmiş seni soruyor. Aşağı inip onunla konuşmalısın. Leyla Abdullah Şerif'in karşısına geçip oturdu. Küçük kafalı zayıf bir adamdı. Soğan biçimindeki toparlak burnu da tıpkı yanakları gibi çiçek bozuğuydu. Kısa kahverengi saçları kapatasında iğneden niye batırılmış toplu iğneler gibi duruyordu. Beni bağışla hemşire dedi. Gevşek yakasını düzeltir alnını mendiliyle kurularken. Hala tam toparlanamadım da şunlardan beş gün daha alacağım. Ne diyorlardı? Ha, sülfa haplarından. Leyla oturduğu yerde hafifçe döndü. Sağ kulağını sağlam olan adama doğru çevirdi. Annemlerin arkadaşı mıydınız? Yo hayır dedi Akruş ah, Şerif çabucak. Affedersin. Bir parmağını kaldırdı. Meryem'in önüne koyduğu su bardağından uzun bir yudum aldı. En baştan başlamam gerekiyor sanırım. Mendili dudaklarına sonra yine alnına bastırdı. Ben bir iş adamıyım. Giysi dükkanlarım var. Daha çok erkek kıyafetleri. Çapan, şapka, tunban, takım elbise, kravat ne istersen. Burada Kabil'de iki mağazam vardı. Biri de öteki evde. Kısa süre önce sattım. İki tane de Pakistan'da Peşaver'de var. Toptan satış yerim de orada. Dolayısıyla sürekli gidip geliyorum. Buysa son günlerde başını salladı, bezgin bezgin gülümsedi. Bir serüvenden farksız diyelim. Geçenlerde peşeverdeydim, iş nedeniyle. Siparişleri almak, envanter çıkarmak gibi şeyler işte. Aynı zamanda da ailemi görmek için. Üç kızımız var, elhamdülillah. Mücahitler birbirinin gıtlarına sarılınca ailemi peşevere taşıdım. İsimleri şehit listesine eklensin istemedim. Benimkinin de tabii dürüst olmak gerekirse çok yakında onlara katılacağım inşallah. Her neyse evvelki çarşamba günü Kabil'de olmam gerekiyordu. Ama kader işte hastalandım. Seni bunlarla sıkmak istemem hemşire. Yalnızca şu kadarını söyleyeyim. Hacet görmeye çalıştığımda şey küçük olanı sanki yoluna kırık cam parçaları döşermiş gibi oluyordu. Hikmet yarın başına bile gelmesini istemem. Anla artık. Karım Nadia Can Allah ondan razı olsun doktora görünmem için yalvardı. Ama ben sorunu aspirinle bol suyla alt edeceğimden emindim. Nadia can bastırdı. Ben ayak geredim. Epeyce çekiştik. Şu değişi bilirsin. İnatçı katırın hakkından inatçı katırcı yedir. Bu kez korkarım katır kazandı. O da ben oluyorum. Suyunu içip bitirdi. Bardağı Meryem uzattı. Çok zahmet olmayacaksa Meryem bardağı aldı doldurmaya gitti. İşin doğrusu karımı dinlemeliydim elbette. O hep daha mantıklı olmuştur. Allah ömür versin. Kendimi hastaneye attığımda alev alev yanıyor rüzgardaki bent ağacı gibi titriyordum. Ayakta güçlükle durabiliyordum. Doktor kan zehirlenmesi dedi. Birkaç gün daha geçseydi karın dolu bırakırdın dedi. Beni özel bir koğuşa yatırdılar. Ağır hastalara ayrılmış olan bölüme. Ah teşekkür. Bardağı Meryem'den aldı. Ceketinin cebinden irice beyaz bir hap çıkardı. Şunların da boyu yani. Leyla onun ilacı yutuşunu izledi. Soluklarının hızlandığını farkındaydı. Bacakları ağırlaşmıştı, ucuna külçeler takılmış gibi. Kendi kendine anımsattı. Henüz lafını bitirmedi, henüz her şeyi anlatmadı. Ama bir saniye sonra sözünü sürdüreceğini biliyor. Hemen kalkıp gitme, odadan çıkma dürtüsüyle savaşıyordu. Bir an önce duymak istemediği şeyler söylenmeden önce. Abdül Şerif bardağı sehpanın üzerine bıraktı. İşte arkadaşımla orada tanıştım. Muhammed Tarık Valizayla Leyla'nın yürek atışı hızlanı verdi. Tarık hastanede, özel bir koğuşta, ağır hastalara ayrılmış bölümde. Kuru kuru yutkundu. Koltuğunda kıpırdandı. Derhal katılaşmak, çelikleşmek zorundaydı. Aksi halde menteşelerinden ayrılacak, dağılacaktı. Zihnini hastanelerden, özel koğuşlardan uzaklaştırdı. Tarık'ın böyle tam adını duymayalı ne kadar olduğunu düşündü. Yıllar önce ikisi birlikte kışlık bir fasça kursuna yazılmışlardı. Öğretmen zilden sonra yoklama yapar. Bu adı aynen böyle söylerdi. Muhammed Tarık Valizay. İsminin tamamını söylemesi Leyla'ya gülünç bir işgüzarlık gibi gelirdi. Başına geleni bir hemşireden öğrendim diye sürdürdü Atmış Şerif. Hapın geçişini kolaylaştırmak istercesine göğsüne hafif hafif vurarak peşaverde onca zaman geçirdikten sonra urdu epeyce söktüm tabi. Her neyse edindiğim bilgiye göre arkadaşın sığınmacılarla dolu bir kamyondaymış. Toplam 23 kişi. İstikamet peşaver. sınır yakın bir yerde çapraz ateşte kalmışlar. Kamyona bir roket isabet etmiş. Muhtemelen serseri bomba. Ama bilinmez tabi bu insanlarla hiçbir şeyden emin olamazsın ki. Sadece 6 kişi kurtulmuş. Hepsi de aynı koğuşa yatırılmış. 3'ü 24 saat içinde ölmüş. 2 tanesi yanılmıyorsam iki kız kardeş düzeli taburcu olmuş. Dostum Bay Valizay sonuncuydu. Ben geldiğimde neredeyse 3 haftadır oradaydı. Kurtulmuştu öyleyse. Peki ama yarası çok mu kötüydü? Leyla meraktan çıldıracak haldeydi. Çok mu fena yaralanmıştı? Belli ki durumu özel bir koğuşa yatırılacak kadar kötüydü. Leyla terlemeye başladığını, yüzünün kızardığını hissetti. Başka bir şey, keyifli bir şey düşünmeye çalıştı. Tarık ve Babi ile bu heykellerini görmek üzere Bamyan'a gidişlerini örneği. Ama onun yerine karşısına bir başka imge dikildi. Tarık'ın annesi kamyonda sıkışmış. Baş aşağı dumanların arasından Tarık'a sesleniyor, yardım istiyor. Kolları göğüsü alev alev yanıyor. Eriyen peruğu kafatasına yapışıyor. Üst üste derin soluklar aldı. Yanındaki yatakta yatıyordu. Aramızda duvar yoktu. Yalnızca bir perde. Dolayısıyla onu rahatça görebiliyordum. Abdülşerif birden alyansıyla oynama ihtiyacı hissetti. Şimdi çok daha yavaş konuşuyordu. Dostun kötü, çok kötü yaralanmıştı. Her tarafından lastik hortumlar çıkıyordu. Önce genzini temizledi. Önce saldırıda her iki bacağını da kaybettiğini sandım ama hasta bakıcı hayır yalnız sağ dedi. Sol bacağı daha önce bir başka kazada kopmuş. Dahili yaralar da vardı. Ben gelmeden önce üç kez ameliyat etmişler. Bağırsaklarının bir kısmını almışlar. Ötekileri anımsamıyorum. Yanmıştı da. Fena halde. Daha fazla ayrıntıya giremeyeceğim. Geceleri yeterince kabus görüyorsundur hemşire. Bir de ben katkıda bulunmayayım. Tarık artık bacaksız demek. Dizden aşağısı olmayan bir bedendi yalnızca. Bacaksız. Leyla bir an bayılacağını sandı. İnsanüstü bir çabayla zihninin filizlerini bu odadan, bu adamdan uzaklaştırdı. Camdan dışarıya, sokağa, kentin üstüne yolladı. Düz damlı evlerin, pazar yerlerinin, kumdan kalelere dönüşmüş labirent benzeri dar sokakların tepesine. Genellikle uyuşturuluyordu acı yüzünden. Bilirsin. Fakat ilaçların etkisinin geçtiği, zihnin açıldığı anlar da vardı. Dayanılmaz acılar içinde ama zihni açık, berrak. Yatağımdan onunla konuşurdum. Kim olduğumu, nereli olduğumu söyledim. Bir hem vatanla yan yana yattığına memnun sanırım. Bazen o da konuşurdu. Söylediklerinin yarısını anlayabiliyordum ama hakkında yeterince şey öğrendim. Yaşadığı yeri tarif etti. Gazze'deki amcasından söz etti. Annesinin yemeklerinden, babasının marangozluğundan, akordeon çaldığından. Ama daha çok senden söz ederdi hemşire. Senin nasıl demişti? Ha, ilk anısı olduğunu söyledi. Böyleydi galiba. Evet, ilk hanım. Sana çok değer verdiği belliydi. Vallahi onu böyle görmek insanın yüreğini burkuyordu. Ama senin orada olmamana seviniyordu. Onu böyle görmeni istemezmiş. Leyla'nın ayakları yeniden ağırlaştı. Semini demirledi. Bütün kanı ansızın oraya birikmişti sanki. Ama atlı uzaklardaydı. Özgür ve çevik son hızla yol alan bir füze gibi kabilden çıkıyor. Kahverengi, sarp kayalıkların adaçayı öbekleriyle bezeli çölün üstünden, sivri uçlu kırmızı kayalı vadilerden Zirvesi karlı dağların üstünden geçiyor. Kabre döneceğimi söyleyince seni bulmamı istedi. Seni düşündüğünü söylememi, seni özlediğini. Yapacağıma söz verdim. Ondan çok hoşlanmaya başlamıştım. Anlıyor musun? Düzgün, efendi bir delikanlıydı. Abdül Şerif mendilde alnını kuruladı. Bir gece uyandım diye sürdürdü sözünü. Nikah yüzüğüne duyduğu ilgi canlanmıştı. Galiba geceydi. Öyle yerlerde zamanı kestirmek güçtür bilirsin. Hiç pencere yoktu. Güneş doğmuş mu batmış mı anlayamazsın. Neyse uyandım ve yan yatağın etrafında bir telaş, bir koşuşturma gördüm. Bana da bir sürü ilaç veriliyordu. Sürekli gidip geliyordum. Bazen neyin gerçek, neyin hayal olduğunu çıkaramıyordum. Tek anımsadığım doktorların yatağın etrafında toplaştığı, şunu bunu istediği, öten alarmlar, yere saçılmış şırıngalar. Sabah yatak boştu. Hemşireye sordum. Yiğitçe savaştığını söyledi. Leyla başını salladığını farkında değildi. Anlamıştı. Tabii ki anlamıştı. Bu adamın karşısına geçip oturduğu an neden burada olduğunu, hangi haberi getirdiğini anlamıştı. Başlarda yani önceleri senin var olduğuna hiç inanmadım diyordu adam şimdi. Konuşmanın morfin olduğunu sandım. Belki de var olmadığını umdum. Kötü haber getirmekten hep ölüm kopmuştur. Ama ona söz verdim. Ayrıca dediğim gibi onu sevmiştim. Böylece birkaç gün önce buraya geldim. Etrafta seni sordum. Bir iki komşuyla konuştum. Bu evi gösterdiler. Ebeveynin başına geleni de anlattılar. Bunu duyunca şey arkamı dönüp gittim. Ve sana söylememeye karar verdim. Bu kadarını kaldıramayacağını düşündüm. Kimse kaldıramaz. Abdül Şerif sehpanın üstünden uzandı. Elini kızın dizine koydu. Fakat geri geldim. Çünkü son tahlilde senin bilmeni isterdi. Buna inanıyorum. Çok üzgünüm. Keşke. Leyla artık dinlemiyordu. Aklı pençili adamın Ahmet ve Nur'un ölüm haberini getirdiği gündeydi. Yüzü bembeyaz kesilen babinin kanepeye yığılışını duyunca eli ağzına giden anne yanımsadı. Leyla annesinin o gün kahroluşunu izlemiş korkmuştu. Fakat gerçek bir ızdırap hissetmemişti. Annesinin kaybının korkuşluğunu algılayamamıştı. Şimdi ise bir başka yabancı bir başka ölüm haberi getirmişti. Şimdi kanepede oturan kendisiydi. Ona kesilen ceza bu muydu yoksa? Öz annesinin çektiği acıya uzak kalmasının bedeli. Annenin nasıl yere yığıldığını, nasıl çığlık çığlığa haykırdığını, saçlarının yolduğunu anımsadı. Oysa kendisi bunu bile beceremiyordu. Doğru dürüst kıpırdayamıyordu. Tek bir kasını bile oynatamıyordu. Koltukta öylece oturuyordu. Cansız elleri kucağında, gözleri boşlukta, zihnini özgürce uçmaya bırakmış. Aradığı yeri o iyi ve güvenli noktayı bulana kadar uçmasına izin verdi. Arpa tarlalarının yemyeşil, akan suyun berrak, kavak tohumlarının binlercesini havada dans ettiği yeri, Babi'nin bir akasyanın gölgesinde kitap okuduğu, Tarın ellerini göğsünde birleştirip uyuduğu, kendisinin ise ayağını dereye soktuğu, güneşte ağarmış kaya tanrılarının dikkatli bakışları altında güzel hayaller kurduğu çimenliğe, çok üzüldüm dedi Raşit. Meryem'in uzattığı mastiva ve köfte tabağını kadının yüzüne bile bakmadan alırken. Biliyorum. Çok yakın arkadaştınız. Hep beraberdiniz çocukluktan beri. Başına gelen korkunç bir şey. Böyle gencecik Afgan erkeklerini kaybedip duruyoruz. Gözleri hala kızda, eliyle sabırsız bir işaret yaptı. Meryem hemen bir peçete uzattı. Meryem yıllardır onu yemek yerken seyretmişti. Şakaklarındaki kasların çalkalanışını, bir el pilavdan sıkı küçük toplar yaparken ötekinin tersiyle akan yağın silinip ağzının kenarlarındaki pirinç tanelerinin toparlanışını. Yıllarca başını hiç kaldırmadan, hiç konuşmadan yiyip içmişti. Sessizliği suçlayıcıydı. Sanki bir hüküm verilmekteydi. Sessizliği yalnızca hoşnutsuz bir homurtu, tenkitçi bir dil şaklatma, tek kelimelik ekmek ya da su buyrukları bozardı. Şimdi yemeğini kaşıkla yiyordu, peçete kullanıyordu, su isterken lütfen diyordu ve konuşuyordu şevkle durmaksızın. Bana sorarsanız Amerikalılar yanlış adamı silahlandırdılar. Hikmet yarı yani. Siyah'ın 80'li yıllarda Sovyetlere karşı kullanılması için verdiği tonla silahı kastediyorum. Sovyetler gitti ama silahlar hala onda. O da masum insanlara çeviriyor. Annenle baban gibilere. Bir de buna cihat diyor. Ne komedi? Kadınlarla çocukları öldürmenin neresi cihatmış? Siyah komutan Mesut'u donatsaydı çok daha iyi ederdi. Meryem'in kaşları iradesi dışında kalkıverdi. Komutan Mesut mu? Raşit'in Mesut hakkındaki atıp tutmaları, hainlikle, komünistlikle suçlamaları hala kulaklarındaydı. Sonra anlayıverdi. Mesut tacıktı elbette. Leyla gibi. Eh memlekette aklı başında biri kalmış anlaşılan saygıdeğer bir Afgan, barışçıl bir çözümü gerçekten iştenlik arayan bir adam. Omuzlarını silkti, iç geçirdi. Eh, Amerikanın da umurundaydı yani. Peştunların, Hazaraların, Taciklerin, Özbeklerin birbirini öldürmesini kim takar ki? Aralarındaki farkı kaç Amerikalı bilir? Onlardan yardım geleceği yok derim ben. Artık Sovyetler çöktüğüne göre biz hiçbir işlerine yaramayız. Amaçlarına hizmet ettik. Bizi kullandılar ve işleri bitti. Afganistan onlar için bir kenarap, bir kenef. Kullandığım sözcükler için kusura bakma. Ama doğru bu. Sen ne diyorsun Leyla Can? Leyla anlaşılmaz bir şeyler mırıldandı. Tabağındaki köfteyi oradan oraya itti. Raşit başıyla düşünceli düşünceli onayladı. Sanki kız bugüne kadar duyduğu en zekice lafı etmiş gibi. Meryem daha fazla bakamadı. Bakışlarını kaçırdı. Babanla Allah rahmet eylesin. Babanla ikimiz bu tür sohbetler yapardık. Sen doğmadan önce elbette. Saatlerce politika konuşurduk. Kitaplardan da öyle değil mi Meryem? Sen hatırlarsın. Meryem hemen bardağını aldı, suyunu yudumladı. Her neyse umarım bütün bu siyasi konuşmalarla seni sıkmıyorumdur. Daha sonra Meryem mutfakta bulaşıkları sabunlu suya batırırken sımsıkı düğümlenmiş bir ilmeğin midesini sıktıkça sıktığını hissetti. Önemli olan söyledikleri değildi. O apaçık yalanlar, o düzmece duygudaşlık, kızı duhulaların altından toprağa kazarak çıkaran Meryem'e yardım etmek için kılını bile kıpırdatmamış olması da değildi. Bunların sahneleniş biçimiydi. Bir gösteri gibi hem çekingen hem de acınası bir tavırla kızı etkileme çabası, cezbetme gayreti. Sonra birden Meryem kuşkularında haklı olduğunu anlayıverdi. Gerçek kafasının yan tarafına inen kör edici bir darbeden farksızdı. Gözlerinin önünde sahnelenen şey bir hayatına kuru yapma oyunuydu. Sonunda gerekli metaneti toplayabildiğinde erken odasına gitti. Raşit bir sigara yaktı. Neden olmasın dedi. Meryem hemen o anda yenildiğini anladı. Adamın her şeyi yatsıyacağını, ima edilen şeye şaşırmış hatta belki de öfkelenmiş gibi yapacağını sanmış. Daha doğrusu ummuştu. O zaman üstünlüğü ele geçirebilirdi. Onu utandırmayı başarabilirdi. Oysa bu sakin kabulleniş, bu doğal heyecansız tavır Meryem'in diklenme hakkını elinden alıvermişti. Otur dedi Raşit, yatağına uzanmış sırtını duvara dayamıştı. Kalın uzun bacakları şilteye yayılmıştı. Bayılıp başını filan yarmadan otur bir yere. Meryem yatağın yanındaki iskemleye yığılırcasına çöktü. Şükür tablasını verir misin dedi adam. Uysal uysal verdi. Raşit şimdi altmışında olmalıydı. Belki biraz daha fazla. Her ne kadar tam yaşını kendisi de bilmese de. Saçları ağarmıştı, ama eskisi kadar gür, sertti. Göz kapaklarında bir sarkma vardı. Boyunun derisi buruşmuş, kırışmıştı. Yanakları da eskisi kadar gergin sayılmazdı. Sabahları belinde hafif bir bükülme göze çarpıyordu. Ama geniş omuzları, iri kıyım bedeni, güçlü elleri, odaya kendisinden önce giren iri göbeği yerli yerindeydi. Genel olarak Meryem onun yıllara kendisinden çok daha iyi direndiğini görebiliyordu. Bu durumu meşrulaştırmamız gerekiyordu adam şimdi kül tablasını göbeğine yerleştirirken. Dudakları haylaz bir büzülmeyle uzadı. Yoksa laf çıkar. Genç bekar bir kadın bizimle yaşaması yakışık almıyor. Adım lekelenebilir. Onunki de. Hatta seninki de. 18 yıl dedi Meryem. Bugüne kadar senden hiçbir şey istemedim. Hiçbir şey. Şimdi istiyorum. Adam dumanı içine çekti. Yavaş yavaş saldı. Önerdiğin şey buysa burada böyle kalamaz. Onu beslemeyi, giydirmeyi, barındırmayı sürdüremem. Ben kızıl haç değilim Meryem. Ama bu ne varmış bunda? Ne? Çok mu genç buluyorsun? 14'ünde artık çocuk sayılmaz. Sen 15'ini unuttun mu? Annem beni doğurduğunda 14 yaşındaymış. Evlendiğinde 13. Ben, ben bunu istemiyorum diye kekeledi Meryem. Duyduğu içerlemeden çaresizlikten dili tutulmuşçasına. Karar sana ait değil. Onunla bana ait. Çok yaşlıyım. O çok genç. Sen çok yaşlısın. Saçmalıyorsun. Çok yaşlıyım. Bu yaştan sonra bana bunu yapamazsın dedi Meryem. Elbisesini avuçlamış. Öyle bir sıkıyordu ki elleri titriyordu. Beni bunca yıldan sonra bir enba yapamazsın. Bu kadar dramatikleştirme. Gayet yaygın bir şey. Sen de biliyorsun. Üç dört karılı arkadaşlarım var. Senin baban da üç karılıydı. Ayrıca benim şu anda yaptığım şeyi pek çok erkek yıllar önce yapardı. Doğru söylediğimi sen de biliyorsun. İzin vermeyeceğim. Bunun üzerine Raşit acı acı gülümsedi. Bir seçenek daha var dedi bir topuğunu öteki ayağının nasırlı topuğuyla kaşırken. Çekip gidebilir. Yoluna dikilecek değilim. Ama fazla uzaklaşabileceğini sanmam. Aç susuz cebinde tek rupi yok. Kurşunlar, roketler havada uçuşuyor. Kaç gün dayanabilir dersin? kaçırılmadan, ırzına geçilmeden, boğazı kesilip bir hendeye atılmadan ya da üçü birden öksürdü, arkasındaki yastığı düzeltti. Sokaklar çok katlar Meryem, inan bana. Her köşeyi kan emiciler, haydutlar tutmuş. Hiçbir şansı olamaz, hem de hiç. Ama diyelim ki bir mucize oldu ve peşavere ulaştı. Ya sonra? O mülteci kampları ne halde? Haberin var mı? Bir duman sütunun ardından kadını süzdü. İnsanlar karton parçaların altında yaşıyor. Verem, dizanteri, açlık, suç. Üstelik daha kış gelmedi, hele bir soğuk ayaz başlasın, Sağ türe, donan, buz kesen insanlar. O kamplar donmuş mezarlıklara dönüşecek. Ama tabii elini fırıldak gibi sağa sola çevirdi. Şu meşhur peşaver genel evlerinin birinde güzelce ısınabilir. Duyduğuma göre en parlak devirlerini yaşıyorlarmış. Eh, onun kadar güzel bir kız insan servet kazandırır, öyle değil mi? Kül tablasını başucu sehpasına bıraktı. Bacaklarını yatan kenarından aşırttı. Dinle dedi bana uzlaşmacı gönül alıcı bir sesle. Zaferi kazanmış biri olarak biraz alttan almasında sakınca yoktu sanki. Bundan hoşlanmayacağını biliyordum. Seni suçlamıyorum. Gerçekten. Ama en iyi çözüm bu. Göreceksin. Şöyle düşün Meryem. Sana ev işlerinde bir yardımcı veriyorum. Ona da bir barınak. Bir yuva ve bir koca. Bugünlerde şu ortamda her kadının bir kocaya ihtiyacı var. Sokaklarda dövünüp duran onca dolu fark etmedin mi? Böyle bir fırsat için birbirlerini öldürürlerdi. İşin aslı bu. Her neyse büyük bir iyilik yaptığımı söyleyebilirim. Gerçek bir hayırseverlik. Gülümsedi. Benim bakış açımdan bir madaliyi bile hak ediyorum. Daha sonra karanlıkta Meryem kızı aktardı. Uzun bir süre kızın sesi çıkmadı. Sabaha bir yanıt bekliyor dedi Meryem. Sabaha beklemeye gerek yok dedi kız. Cevabım evet. Ertesi gün Leyla yataktan çıkmadı. Raşit başını uzatıp berbere gidiyorum dediğinde o örtünün altındaydı. Akşamüstü eve döndüğünde kız hala yataktaydı. Gelip yeni kestirdiği saçlarını yeni aldığı krem rengi çizgileri olan lacivert ikinci el takım elbisesini kıza aldığı nikah yüzüğünü gösterdi. Yatağın ucuna ilişti. Abartılı gösterişli hareketlerle kurdeleyi çözdü. Kutuyu açtı. Zarifçe tuttuğu yüzüğü çıkardı. Meryem'in eski alyansıyla takas ettiğini belirtti. Aldırmaz, inan bana fark etmez bile. Leyla yatağın öteki ucuna çekildi. Meryem'in alt katta ütü yaptığını, buharın tıslayışını duyabiliyordu. Zaten hiç takmadı ki dedi Raşit. İstemiyorum dedi kızcılız bir sesle. Böylesin değil, geri götürmelisin. Geri mi? Adamın yüzünden bir sabırsızlık ifadesi gelip geçti, gülümsedi. Üstüne biraz daha nakit vermem gerekti. İşin aslı epeyce. ''Bu çok daha iyi bir yüzük. 22 ayar altın. Bak ne kadar ağır. Hadi al.'' ''Hayır mı?'' Kutuyu kapadı. ''Peki ya çiçekler? Güzel olmaz mı? Çiçekleri sever misin? En sevdiğin hangisi?'' ''Papatya, lale, leylak. İstemiyor musun?'' ''Güzel. Ne işe yaradıklarını ben de anlayamıyorum zaten. Yalnızca düşünmüştüm ki...'' ''Neyse, burada Tehmazank'ta tanıdığın bir kadın tercisi var. Yarın düzgün bir elbise ısmarlarız sana.'' Leyla başını hayır anlamında salladı. Raşit kaşlarını kaldırdı. Bence bir an önce diye başladı kız. Adam elini onun boynuna dayadı. Leyla elinde olmadan irkindi, geri çekindi. Bu dokunuş insan tenini dağılayan eski yün bir kaza gömleksiz doğrudan giymekten farksızdı. Evet bir an önce yapalım bitsin dedi Leyla. Raşit'in ağzı açıldı sonra sarı dişlik bir sırıtışla yayıldı. Ne kadar da hevesli izledi. Abdülşerif'in ziyaretinden önce Leyla Pakistan'a gitmeye karar vermişti. Abdül Şerif'in getirdiği haberden sonra da kararını değiştirmemişti. Çekip gitmek, buradan uzaklaşmak, her köşe başının bir kusçaya dönüştüğü, her dar geçidin yaylı bir kukla gibi karşısına fırlayıveren bir hayaleti gizlediği bu şehirden kaçmak, tehlikeyi göze almalı, çekip gitmeliydi. Ama birden bu seçenek ortadan kalkıverdi. Her gün yinelenen bulantılarla, kusmalarla mümkün değildi. Dolgunlaşan göğüsleriyle ve bütün bu keşmekeşin ortasında her nasılsa ayrımsadığı gibi geçken aybaşısıyla kendi bir sığınma kampında tahayyül etti. Çadır kazıklarına bağlanmış binlerce naylon örtünün ısırgan rüzgarda çırpındığı çıplak buz gibi bir arsada. Bu geçici uyduruk çadırlardan birinin altında bebeği gördü. Tarık'ın bebeğini. Şakakları çökmüş bir deri bir kemik teni lekeli mavimsi gri. Mincik bedeninin yabancılarca yıkandığını, pis bir paçavraya sarıldığını, rüzgara açık kas katı toprakta kazılan küçük çukura indirildiğini gördü. Umduğunu bulamayan akbabaların hüsran dolu bakışlarını. Alıp başını nasıl giderdi şimdi? Yaşamına giren insanların bir dökümünü çıkardı. İç karartıcı kapkara bir liste. Ahmet ve Nur ölü, Hasene uzaklarda, Çiti ölü, Anne ölü, Babi ölü, şimdi de Tarık. Ama mucizevi bir biçimde eski hayatından bir parça kurtulmuştu işte. Böyle yapayalnız bir başına kalmadan önceki haliyle eski Leyla arasındaki son bağda o. Tarık'ın bir parçası kızın içinde hala sağdı. İnci kollar sürgün vererek saydam eller çıkararak yaşıyordu. Tarık'tan eski yaşamından geriye kalan tek şeyi nasıl tehlike atardı? Kararın çabucak verdi. Tarık'la seviştikleri günün üstünden 6 hafta geçmişti. Biraz daha geçerse Raşit şüphelenmeye başlardı. Bunun haysiyetsizlik olduğunu biliyordu. Rezilce, fesat, utanılası bir şey ve Meryem'e karşı akıl almaz bir haksızlık. Öte yandan içindeki bebek henüz bir duttan daha büyük olmasa da bir annenin yapması gereken fedakarlıklar şimdiden anlamaya başlamıştı Leyla. Ahlaklılık gözden çıkarılacaklar listesindeki maddelerden biriydi yalnızca. Elini karnına bastırdı, gözlerini yumdu. Leyla sessiz töreni bölük pörçük anımsayacaktı. Raşit'in takım elbisesindeki beş çizgiler, saç spreyinin keskin kokusu, Adem elmasının hemen üstündeki küçük şilet kesiği, yüzüğü kıza takarken tütünden sarmış parmaklarının sert derisi, dolma kalem yazmıyor, yeni kalem arayışı, nikah akdi imzalar, adamınki sabit, kendininki titrek dualar, aynada Raşit'in kaşlarını makasla kırpıp düzelttiğini ayırmasamak. Ve odanın bir köşesinde seyreden Meryem. Hoşnutsuzluğuyla dolan, boğucu hava. Leyla kendini ne kadar zorladıysa da başını kaldırıp daha büyük olan kadının gözlerine bakamadı. O gece erkeğin soğuk şarşafların arasında yatarken onun perdeleri kapatışını izledi. Kalın parmaklar daha blüzün düğmelerine uzanmadan pijamasının uçkurunu çekiştirmeden önce Leyla zangır zangır titremeye başlamıştı bile. Adam heyecanlıydı. Parmakları kendi gömleğinin düğmeleriyle, deri kemeriyle boğuşup duruyordu. Leyla onun saklık göğüslerini, fırlak göbek deliğini, tam ortasındaki mavi damarı, göğsündeki sık kırlaşmış kıl yumaklarını omuzlarını, kollarını açık seçik görebildi. Adamın gözlerinde kendi bedeninde gezindiğini hissedebiliyordu. Allah yardımcım olsun, galiba sana aşık oldum dedi Raşit. Kız takırdayan dişlerin arasından ışığı söndürmesini istedi. Daha sonra onun uyuduğundan emin olunca usunca döşeğin altına önceden gizlediği bıçağa uzandı. Bıçağın ucunu işaret parmağının etli kısmına batırdı. Sonra örtüyü kaldırdı, parmağındaki kanı çarşafa, birlikte yattıkları yere sürdü. Gündüzleri kız üst katta gıcırdayan somyadan pıtır pıtır ayak seslerinden ibaretti. Banyoda şarıldayan su, yatak odasında bardağı diyen kaşığın şıngırtısıydı. Arada bir şöyle bir göründüğü oluyordu. Meryem'in göz seçebildiği, bulanık dalgalanan bir elbise, kollarını kavuşturmuş basamaklara bir çırpıda tırmanan bir leke, topuklara çarptıkça şaplayan sandaletler, yüz yüze gelmeleri de kaçınılmaz elbette. Meryem merdivende, dar koridorda, mutfakta, bazen de bahçeden içeriye girerken rastlıyordu ona. Böyle karşılaştıklarında aralarındaki boşluğa tedirgin, beceriksiz bir gerginlik dolu veriyordu. Kız bir iki özür mırıldanır. Eteklerini toplar. Aceleyle uzaklaşırdı. Meryem onu yandan çaktırmadan süzer. Yanaklarının kızardığını görürdü. Bazen kızdan raşitin kokusunu alırdı. Teninden erkeğin teni, tütünü, cinsel iştahı yayılırdı. Cinsellik çok şükür ki kendi hayatında kapanmış bir sayfaydı. Bir tele epeyce olmuştu. Fakat şimdi bile Raşit'in altında geçirdiği o yorucu tatsız anları düşündükçe midesi kalkar gibi oluyordu. Ancak her iki tarafın da el birliğiyle sahnelendiği bu kaçınma, uzak durma dansını akşamları sürdürmek mümkün değildi. Raşit bir aile olduklarını söylemişti. Bunu ısrarla yinelemiş, aileler hep birlikte yer demişti. Bu da ne böyle dedi. Parmakları kemikteki eti sıyırırken çatal kaşıklı pandomim Nikahtan bir hafta sonra terk edilmişti. Bir çift heykelle mi evlendim ben? Hadi Meryem, gabbezan, konuş onunla. Seni görgülü, terbiyeli bilirdim. Kemiğin iliğini emdikten sonra kaza döndü. Ama onu suçlama. Oldu bitti sessizdir. Aslında Allah'tan bir lütuftur. Vallahi. Kişinin söyleyecek fazla sözü yoksa susması evladır. Biz şehirliyiz. Seninle ben. Ama o dehati. Köy kızı. Hatta köylü bile değil. Hayır. Köyün dışında çamurdan yapılma bir kulübede büyümüş. Oraya babası yerleştirmiş bunları. Leyla'ya söyledin mi Meryem harami olduğunu? Evet. Haram bir çocuk. Fakat her şeye rağmen mesiyetler olan biridir. Kendini göreceksin Leyla Can. Öncelikle sağlam bünyeli, güçlü, kuvvetlidir. Sıkı çalışır hem de gık demeden. Şöyle söyleyeyim. Bir araba olsaydı Volga olurdu. Meryem şimdi 33 yaşındaydı. Ama şu sözcük harami hala canını yakıyordu. Onu her duyduğunda kendini bir böcek, bir karafatma gibi hissediyordu. Nananın bileğinden tutup çektiği günü anımsadı. Senin küçük sakar harami, katlandığım onca şeyin ödülü bu işte. Ahli yardıkârını kıran sakar bir harami. Sen dedi Raşit kıza, sense bir benz olurdun. Yepyeni, birinci sınıf, gıcır gıcır bir benz. Vay vay. Ama ama yağlı işaret parmağını kaldırdı. İnsan bir benze bayağı özen göstermeli. Güzelliğine ve işçiliğine duyduğu saygıdan anlıyor musun? Gözü gibi bakmalı. Ah bu araba laflarına bakıp deli olduğumu düşünüyorsundur. Divane olduğumu. Sizin otomobil olduğunuzu söylemiyorum elbette. Yalnızca bir noktayı vurguluyorum. Bir sonraki noktayı vurgulamak içinse yaptığı pirinç topunu gerisin geri tabağına bıraktı. Ciddi düşünceli bir yüzle önüne bakarken ellerini tabağın üstüne sarkıtmıştı. Bırakın şehitleri ölünün bile arkasında konuşulmaz biliyorum. Şimdi söyleyeceğim şey amacım kesinlikle hürmetsizlik değil. Bilmeni isterim ama bazı çekincelerim var. Yani ebeveyninin Allah onları affetsin, mekanlar cennet olsun, sana olan tutumu, sana gösterdikleri hoşgörü konusunda. Kusura bakma. Kızın burada raşte fırlattığı buz gibi nefret dolu bakış Meryem'in gözünden kaçmadı. Ama adam önüne bakıyordu, ayrımsamamıştı. Her neyse söylemeye çalıştım şu ki ben artık kocanım. Salt sen değil, hepimizin onurunu korumak. Evet, nunk ve namusumuzu kollamak benim görevim. Bu sorumluluk kocaya aittir. Onunla ben ilgilenirim. Sen dert etme lütfen. Sana gelince sen bir kraliçe, bir melikesin. Bu evde senin sarayın. Bir şey istediğinde Meryem'e söylemen yeter. Yerine getirecektir. Öyle değil mi Meryem? Canım bir şey çektiğinde de ben alır getiririm sana. İşte ben böyle bir kocayım. Karşılığına tek istediğimse, eh gayet basit bir şey. Yanında ben olmadan bu evden dışarıya adım atmamanı istiyorum. Hepsi bu. Basit değil mi? Ben yoksam, sen de acilen bir şey gereksiniyorsan, yani gerçekten ihtiyaç duyuyorsan ve beni bekleyemeyeceksen o zaman Meryem'i gönderip aldırırsın. Anlaşıldı mı? Buradaki çelişkiyi fark ettin eminim. Eh, insan Volga ile benzi aynı şekilde kullanmaz. Bu aptallık olur öyle değil mi? Ha, bir artım daha var. O da benimle sokağa çıkarken burka giymen. Senin iyiliğin için elbette, korunman için. ''En iyisi bu.'' Bu kenti gözü dönmüş ahlaksızlar bastı. Öylesine rezil herifler ki evli bir kadına bile sataşmaktan çekinmezler. ''Evet, hepsi bu kadar.'' Öksürdü. ''Şöyle diyeyim, ben yokken Meryem gözüm kulağım olacak.'' Meryem'e anlık bir bakış fırlattı. Şaka inen demir ökçeli bir tekme kadar sertti. ''Güvenmediğim için değil. Tam tersine açık konuşmak gerekirse seni yaşından kat ve kat olgun, akıllı buluyorum.'' ''Ama yine de genç bir kadınsın Leyla Can.'' Doktor Civan. Genç kadınlar bazen çok talihsiz seçimler yapabilir. Yanlış yola sevk edilebilirler. Her neyse bundan Meryem sorumlu olacak. Ve eğer bir hata yapılırsa... Sürdükçe sürdü. Raşit'in buyrukları, talepleri üzerlerine kabili döven roketler gibi yağarken Meryem göz ucuyla kızı izledi. Bir gün oturma odasında Raşit'in bahçedeki çamaşır ipinden topladığı gömleklerini katlamaktaydı. Kızın ne zamandır orada dikildiğini bilemiyordu. Bir gömleği alıp arkasına dönünce kapının eşiğinde durduğunu gördü. Ellerinin arasında bir bardak çay. Seni korkutmak istemedim dedi kız. Özür dilerim. Meryem ona bakmakla yetindi. Güneş kızın yüzüne vuruyordu. Yedi yeşil gözlerine, pürüzsüz alnına, çıkık elmacık kemiklerine ve Meryem'in cılız, anlamsız kaşlarının yanından bile geçemeyeceği biçimli gül kaşlarına. Henüz saranmamış sarı saçları ortadan ayrıktı. Meryem onun fincan sıkı tutuşundan kasılmış omuzlarından gergin olduğunu görebiliyordu. Yatakta uzunca bir süre oturup cesaret topladığını tahmin etti. Yapraklar sararıyor dedi kız dostane bir tavırla. Fark ettin mi? Sonbahar en sevdiğim mevsimdir. İnsanlar bahçede yaprak yakarken çıkan kokuya bayılırım. Annem en çok baharı severdi. Annemi tanır mıydın? Pek sayılmaz. Kız bir elini kulağının arkasına götürdü. Efendim? Meryem sesini yükseltti. Hayır dedim. Anneni iyi tanımazdım. Ya bir şey mi istiyorsun? Meryem Can, ben yani geçen akşam söyledikleri ben de bu konuda seninle konuşmak istiyordum diye araya girdi Meryem. Evet lütfen dedi kız içtenlikle, adeta hevesle. Öne doğru bir adım attı. Rahatlamış görünüyordu. Dışarıda bir sarı asma kuşu şakıyordu. Biri bir el arabası çekiyordu. Meryem Menteşe'lerin gıcırtısını, yere çarptıkça hoplayan demir tekerlerin taklatısını duyabiliyordu. Çok da uzaktan gelmeyen bir silah sesi duyuldu. Önce tek bir atış, ardından üç el daha, sonra sessizlik. Senin hizmet için olmayacağım dedi Meryem, olmayacağım. Kız ilkildi. Hayır, tabii ki olmayacaksın. Sen bir saray melikesi, bense bir dehatı olabilirim ama senden emri almayacağım. Ona şikayet edebilirsin, o da gırtlağıma yapışabilir. Yine de yapmayacağım. Duyuyor musun? Hizmetçin olmayacağım. Hayır. Böyle bir şey zaten. Ayrıca güzelliğini kullanarak beni başına atabileceğini sanıyorsan yanılıyorsun. Buraya ilk ben geldim. Kapı dışarı edilmeyeceğim. Beni sokağa atmana izin vermeyeceğim. Bunu istemiyorum ki dedi kızcılız bir sesle. Hem gördüğüm kadarıyla yaraların iyileşti. Ev işlerine yardım etmeye başlayabilirsin. Kız başını hızlı hızlı sallıyordu. Yere biraz çay döküldü ama o fark etmedi. Evet yanına gelmemin bir nedeni de buydu. Bana baktığın için teşekkür etmek. Eh keşke yapmasaymışım diye yapıştırdı Meryem. Dönüp kocamı çalacağını bilseydim seni elimle beslemez, yıkamaz, iyileştirmezdim. Çalmak mı? Yemeği yapar, bulaşıkları yıkarım. Sen de çamaşırları, silip süpürmeyi halledersin. Kalanını sırayla yaparız. Bir şey daha. Arkadaşlarını istemiyorum. Eksik olsun. Tek isteğim yalnız kalmak. Beni kendi halime bırak. Ben de seni. Ancak böyle geçinip gidebiliriz. Kurallar böyle. Konuşması bittiğinde yüreği deli gibi atıyordu. Ağzı kurumuştu. Meryem daha önce hiç bu tarzda konuşmamış. Arzusunu böylesine güçlü beyan etmemişti. Sergilediği tavra sevinmesi gerekirdi. Fakat kızın gözlerinin yaşla dolduğunu, suratının düştüğünü görünce bu patlamanın verdiği doyumu pek yavan, hatta nedense yanlış buldu. Gömlekleri kıza uzattı. Bunları almariye koy dolaba değil. Beyazları en üst çekmecede, gerisini ortada, çorapların yanında ister. Kız fincanı yere bıraktı, ellerini gömleklere uzattı. Avuçlar yukarı bakacak şekilde. Bütün bunlar için çok üzgünüm dedi hırıltılı bir sesle. İyi edersin dedi Meryem. Üzül zaten. Leyla bir toplantı yanımsadı. Yıllar önce kendi evlerinde, annenin iyi günlerinden birinde. Kadınlar bahçede oturmuş fecmanın kendi bahçesinden toplayıp getirdiği dutları yiyorlardı. Tombul dutlar beyaz ve pembeydi. Bazıları ise koyu mor, tıpkı vecmanın burnundaki minik çatlak damarlar gibi. Oğlunun nasıl öldüğünü duydunuz mu dedi kadın bir avuç dolusu dutu çökmüş ağzına iş sahla tıkıştırırken. Boğulmuştu öyle değil mi dedi Nila Çitin'in annesi. Garga nehrindeydi galiba. İyi de Raşit'in o sıralar Vecma bekleyin dercesine bir parmağını kaldırdı, başını salladı. Abartılı hareketlerle ağzındakini yuttu. O zamanlar habire şarap içtiğini, olay günü, ağlarken bile sarhoş olduğunu biliyor muydunuz? Doğru söylüyorum. Sarhoş sarhoş ağlıyordu dediler. Üstelik öğle vakti. Yemekten sonra bir şezlongda uyuyakalmış. Kulağının dibinde top atsanız duymayacak haldeymiş. Vecman ağzını kapatıp geğirişi, diliyle ağzında kalan 3-5 dişin arasını yoklayışı, Bugün gibi gözünün önündeydi Leyla'nın. Gerisini tahmin edebilirsiniz. Oğlan kimseye fark ettirmeden suya girmiş. Onu epey sonra görmüşler yüzüstü sürüklenirken. Millet yardıma koşmuş. Yarısı oğlanı ayırtmaya çalışıyormuş. Öteki yarısı da babayı. Biri oğlanın üzerine eğilmiş. Şu hani ağızdan ağza şeyi yapmış. Faydasızmış. Bunu herkes görebiliyormuş. Oğlan çoktan gitmiş. Leyla ve havaya kalkan parmağını acımayla titreyen sesini anımsadı. İşte kutsal kitabın şarabı yasaklamasının nedeni de bu. Sarhoşun günahının bedelini hep ayık öder. Daima. Raşit'e bebek haberini verdiğinden beri bu öykü Leyla'nın kafasının içinde dönüp duruyordu. Adam hemen bisikletine atlamış bir camiye gidip bebek için dua etmişti. O akşam bütün yemek boyunca Leyla tabağındaki et parçasını oradan oraya itip duran Meryem'i izledi. Raşit yüksek duygusal bir sesle haberi Meryem'e verirken kendisi de oradaydı. Böylesine şen şakrak bir gaddarlığa daha önce hiç tanık olmamıştı. Duyunca Meryem'in kirpikleri çırpındı. Yüzüne bir kızarıklık yayıldı. Asık, perişan bir yüzle oturdu kaldı. Daha sonra Raşit radde dinlemek üzere üst kata çıktı. Leyla da Meryem'in sofrayı kaldırmasına yardım etti. Şimdi ne olduğunu hayal bile edemiyorum dedi kadın pirinç tanelerini ekmek kırıntılarını toplarken. Yani daha önce benzi olduğuna göre Leyla işi şakaya vurmayı denedi. Tren mi? Belki de kocaman bir jumbojet. Meryem doğruldu. Bunu bahane edip işten kaytarmazsın umarım. Leyla ağzını açtı sonra kendini tuttu. Bu sözleşmede masum olan tek tarafın Meryem olduğunu anımsattı kendine. Meryem'le bebek. Daha sonra yatakta gözyaşlarına boğuldu. Neyin var dedi Raşit çenesini tutup kaldırarak. Hasta mıydı yoksa? Bebek mi? Bebekte bir sorun mu vardı? Hayır mı? Meryem ona kötü mü davranıyordu? Sorun bu değil mi? Hayır. Vallahi billah aşağı iner dersini veririm onu. Kendini ne sanıyor bu harami? Sana ne hakla? Hayır. Adam doğrulmuş yataktan inmeye hazırlanıyordu bile. Kız onu kolundan yakaladı, yatağa çekti. Sakın, hayır, bana karşı öyle iyi ki, bana bir dakika izin ver, hepsi bu, şimdi geçer. Kızın yanına oturdu, mırıl mırıl bir şeyler söyleyerek ensesini okşadı. Eli yavaşça sırtına indi, sonra yine yukarı çıktı. Eğildi, çarpık dişlerini göstererek sırıttı. Bir görelim bakalım, diye mırıldadı kedi gibi, moralini düzeltmeyi başarabilecek miyim? Önce ağaçlar, yakacak odun niyetine kesilmemiş olanlar, benekli, sarı bakirimsi yapraklarını döktüler. Sonra rüzgarlar geldi, soğuk ve taze, kenti bir uçtan ötekine yırtan. Hala tutunabildi, son yaprakları da koparıp aldılar. Geride dağların sessiz, kahverengisine karşı hayaletimsi, karaltılar gibi dikilen, çıplak ağaçlar kaldı. Mevsimin ilk karı hafifti, taneler konar konmaz eriyordu, Ardından yollar dondu, kar çatılarda öbek öbek birikti. Buzlanan pencere camların yarısına kadar yığıldı. Karla birlikte uçurtmalar da sökün etti. kış göklerinin bu eski hakimleri şimdilerde uçuşan roketlerin, savaş uçaklarının el koyduğu, cirit attığı bir sahanın ürkek sığıntılarıydı. Raşit eve savaş haberlerini taşımayı sürdürüyordu. Kurulan bozulan ittifaklar adam ne kadar açılmaya çalışsa da Leyla'nın aklını karıştırıyordu. Sayyaf Hazaralar'da çarpışıyor dedi. Hazaralar Mesut'la çarpışıyor. O da Pakistan'ı desteklediği Hikmetyar'la savaşıyor elbette. Ölesiye düşman bu ikisi. Mesut'la Hikmetyar. Sayyaf Mesut'un tarafını tutuyor. Hikmetyar ise şimdilik Hazaralar'ı destekliyor. Ne yapacağı kestirilmeyen Özbek komutan dostuma gelince onun nerede saf tutacağını kimse bilmiyor dedi Raşit. Dostum 1980'lerde Sovyetlere karşı mücahitlerle omuz omuza savaşmıştı. Ama daha sonra onlardan ayrılmış Sovyetlerin gidişinden sonra kurulan Necibullah'ın komünist kukla rejimine katılmıştı. Hatta bir madalya bile kazanmış madalyası bizzat Necibullah tarafından takılmıştı. Ardından bir kez daha yön değiştirip mücahitlerin yanına geçmişti. Dostum şimdilik dedi Raşit. Mesut'u destekliyor. Kabil'de özellikle de Kabil'in batısında patlamalar oluyor. Mantar biçimindeki dumanlar karlı damların üstüne yayılıyordu. Elçilikler kapanmıştı. Okullar yıkılmıştı. Hastanelerin bekleme odalarında yaralılar kan kaybından ölüyor dedi Raşit. Ameliyathanelerde kollar, bacaklar narkoz verilmeden kesiliyor. Ama endişelenme diye ekledi. Yanımda güvendesin çiçeğim, gülüm benim. Seni kılına zarar vermeye yeltenenin ciğerini söker, kendisine yediririm. O kış Leyla ne yana dönse karşısına duvarlar dikildi. Çocukluğunun açık engin gökleri burnunda tutuyordu. Babi buz kaşı karşılamalarına gittiği, anne ile Manday'da alışverişe çıktığı, sokaklarda özgürce koşturduğu, Titi ve Hasena ile birlikte oğlanları çekiştirdiği günleri özlemle anıyordu. Tarık'la yan yana bir akarsuyun kıyısına, bir yonca şiltesinin üzerine oturup bulmaca ve şekerleme değiş tokuşu yaptıkları, güneşin batışını seyrettikleri günleri. Ama Tarık'ı düşünmek tehlikeliydi. Çünkü kendini durdurmasına kalmadan onu hastane yatağında yatarken görüyordu. Evinden çok uzaklarda yanmış bedeni tüplerle delik deşik. Tıpkı son günlerde genzini yakıp duran balgam gibi felç eden elini kolunu bağlayan bir acı gelip göğsüne yerleşiyordu. Bacakları peltileşiyordu. Mutlaka bir şeye tutunması gerekiyordu. Leyla 1992 kışını evi süpürerek Raşit'le paylaştığı yatak odasının balkabağı rengindeki duvarların kazırcasına silerek dışarıda kocaman bakır bir leğende çamaşır yıkayarak geçirdi. Bazen sanki havalanıyor, kendini yukarıdan bakıyordu. Leğenin kenarına çömelmiş, dirseklerini sıvamış, pembe elleriyle Raşit'in gömleğindeki sabunlu suyu sıkıyor. O zaman kayboldu, amaçsızca başıboş sürüklendiği duygusuna kapılıyordu. Batan bir gemiden kurtulmuş, en küçük bir kara parçası göremeyen, dört yanı suyla uçsuz bucaksız denizle çevrili bir kazazede gibi. Hava dışarıya çıkılamayacak kadar soğuksa evin içinde boş boş dolanıyordu. Bir tırnağını duvara sürterek koridoru bir uçtan ötekine kat ediyor, sonra geri dönüyor, basamakları çıkıyor, sonra yine iniyordu. Yüzü yıkanmamış, saçları taranmamış. Meryem'le burun buruna gelinceye kadar yürüyor, yürüyordu. Kadın ona neşesiz gözlerle şöyle bir bakar, elindeki dolmalık biberi temizlemeye, etin üzerindeki yağları, sinirleri sıyırmaya dönerdi. Mutfağı acıtan can yakan bir sessizlik çöker, Leyla Meryem'den yayılan sessiz sözcük düşmanlığı neredeyse gözleriyle görürdü. Asfalttan yükselen titreşen ısı dalgaları gibi. Gerisin geri odasına döner, yatağına oturur, yağan karı seyrederdi. Bir gün Raşit onu iş yerine dükkana götürdü. Sokakta kızla yan yana yürüyor, bir eliyle onun dirseğini tutuyordu. Leyla için dışarıya, sokağa çıkmak, bir sınava, yaralanmama, bir yerini incitmeme, müsabakasına dönüşmüştü. Gözleri hala Burkan'ın sunduğu kafesli sınırlı görüş alanına alışmaya çalışıyor. Ayakları ha çarşafın ucuna dolanıyor, tökezliyordu. Her adımını takılma düşme korkusuyla bir çukura girip bileğini kırma dehşetiyle atıyordu. Öte yandan Burkan'ın sağladığı belirsizlikte, kimliksizlikte belli bir huzur bulmuyor da değildi. Eski tanışlarından birine rastlasa bu kılıkta kesinlikle tanınmazdı. Gözlerindeki şaşkınlığı görmek bu kadar dibe vuruşu karşısında o mağrur hayallerinin böyle yerle bir oluşu karşısında verdikleri tepkiyi acıma ya da sevinci seyretmek zorunda kalmayacaktı. Raşit'in dükkanı Leyla'nın beklediğinden daha büyük daha aydınlıktı. Kızı üzeri kalabalık eski tabanlarla artık deri parçalarıyla dolu iş tezgahının gerisine oturttu. Çekişlerinin zımpara çarkının nasıl çalıştığını gösterdi. Sesi yüksek gururluydu. Kızın karnına dokundu. Gömleğin üstünden değil altından. Gergin tenine değen parmak uçları soğuk, pütürlüydü. Leyla Tarık'ın güçlü ama yumuşak ellerini anımsadı. Bu ellerin üzerindeki, nedense hep çekici, erkeksi bulduğu dolgun damarları. Nasıl da hızla şişiyor dedi Raşit. Kocaman biri olan bu. Oğlum bir pehlivan olacak, babası gibi. Leyla gömleğini çekip indirdi. Adamın bu tür sözleri içini korkuyla dolduruyordu. Meryem'le aranız nasıl? Gayet iyi dedi. Güzel, güzel. İlk gerçek kavgalarını yaptıklarını söylemedi. Dün değil evvelsi gün olmuştu. Leyla mutfağa girmiş Meryem'i bir hıcım çekmeceleri açar sertçe kaparken bulmuştu. Pilav karıştırırken kullandığı uzun saplı tahta kaşığı arıyordu. Nereye koydun diye sordu topukların üzerinde kıza dönüp. Ben mi dedi Leyla. Ben almadım buraya girmiyorum bile. Farkındayım. Bu bir suçlama mı şimdi ''Sen böyle istememiş miydin?'' ''Yemekleri ben yapacağım.'' dedin. ''Ama değişelim dersen?'' ''Yani kaşık ayaklandı, yürüyüp gitti öyle mi?'' ''Tıp tıp tıp yürüdü.'' ''Öyle mi oldu dege. ''Ben sadece'' diye başladı Leyla kendini tutmaya çalışarak. Genellikle kendini zorlar. Meryem'in alaylarını, iğneli, suçlayıcı laflarını sessizce utardı. Ama bugün ayak bilekleri şiş, midesindeki ekşime felaketti. Başı çatlayacakmış gibi ağrıyordu. Belki başka yere koymuşsundur. Başka yere mi? Meryem bir çekmeceyi açtı. İçindeki kaşıklar, bıçaklar şangırdadı. Ne zamandır buradasın? Birkaç ay mı? Ben 19 yıldır bu evde yaşıyorum, Dohtarku. Sen daha altına pislerken ben o kaşığı bu çekmeceye koyuyordum. Yine de, dedi Leyla, tepesi atmak üzere dişler kenetlenmiş. Başka bir yere kaldırmış, sonra da unutmuş olabilirsin. Tabii sen de bir yere saklamış olabilirsin, sırf beni sinirlendirmek için.'' Sen zavallı acınacak bir kadınsın dedi Leyla. Meryem afalladı. Sonra toparlandı, tuzaklarını büzdü. Sen de fahişesin. Bir sürtük ve bir dost. Hırsız bir fahişe. Az sonra avaz avaz bağırışıyorlardı. Tavalar kaldırıldı ama fırlatılmadı. Birbirlerine hakaretler ettiler. Şimdi anımsadıkça Leyla'nın yanaklarını kızartan sıfatlar yakıştırdılar. O günden beri konuşmuyorlardı. O gün nasıl çabuk bir anda zıvanadan çıkıverdiğine Leyla hala inanamıyordu. Ama doğruyu söylemek gerekirse bir parçası bundan hoşlanmış. Meryem'e bağırıp çağırmanın, biriken fokurdayan onca öfkeyi, acıyı boşaltacak bir hedef bulmanın verdiği duygu hoşuna gitmişti. Garip bir ön seziyle merak ediyordu. Aynı şey Meryem için de geçerli miydi? Daha sonra üst kata koşmuş, kendini Raşit'in yatağına atmıştı. Aşağıda Meryem hala bağırmaktaydı. Topraklara giresin. Mezarlara giresin. Leyla yüzünü yastığa gömdü. Sesli sesli inledi. Ansızın anne babasını şiddetle deliler gibi özledi. İçi saldırıdan sonraki o korkunç günlerden beri ilk kez bu kadar yoğun, kahredici bir hasretle dolmuştu. Ah vah ederek çarşafı avuçlayıp çekiştirerek öylece yattı. Ta ki ani bir sancı soluğunu kesene kadar. Doğrulup oturdu. Biri karnına üst üste ateş ediyordu. Bebek ilk kez sekmelemişti. O bahar 1993 baharının başlarında Meryem oturma odasının penceresinde durdu. Raşit'in kızı evden çıkarışını seyretti. Kız beli bükük öne doğru yalpalıyordu. Bir kolunu burkasından bile belli olan gergin şiş karnına dolanmıştı korurcasına. Endişeli aşırı ilgili Raşit onu dirseğinden tutmuş bahçeden bir trafik polisi gibi özenle geçirmekteydi. Kıza burada bekle işareti yaptı. Ön kapıya koştu. Sonra gelmesi için el etti. Tek ayağıyla kapıyı aralık tutuyordu. Yanına gelen kızı elinden tuttu. Kapıdan geçmesine yardım etti. Meryem onu duyar gibiydi. Bastığın yere dikkat et çiçeğim, gülüm. Ertesi gün akşam olmadan döndüler. Meryem bahçeye önce Raşit'in girdiğini gördü. Adam kapının kanadını bırakıverdi. Az kaldı kızın yüzüne çarpıyordu. Birkaç adımda bahçeye geçti. Yüzündeki gölge akşam alıcasının örtemediği o karanlık Meryem'in gözünden kaçmadı. Eve girince paltosunu çıkardı divanın üzerine fırlattı. Meryem'in yanından geçerken ters kaba bir sesle acıktım dedi. Yemeği hazırla. Sokak kapısı açıldı. O sırada hole çıkmış olan Meryem kızı gördü. Sol kolunun kıvrımında bohçamsı bir kundak vardı. Bir ayağı dışarıda diğeri eşikteydi. Kapının kapanmasını engelliyordu. Eğilmiş hırıldayarak kapıyı açmak için yere bıraktığı torbalara uzanmaya çalışıyordu. Yüzü harcadığı çabadan buruşmuştu. Başını kaldırdı. Meryem'i gördü. Meryem arkasını döndü. Raşit'in yemeğini ısıtmak üzere mutfağa gitti. Sanki biri kulağıma tornavida sokmuş. Habire biri çeviriyor dedi Raşit gözlerini ovuştururken. Meryem'in kapısında dikiliyordu. Şiş gözler, sırtında yalnızca gevşekçe düğümlenmiş bir tumban. Ak saçları dağınıktı. Her bir teli başka yöne bakıyordu. Bu bir yaklama. Dayanamıyorum artık. Aşağıda kız bebeği tıpışlayarak dolaştırıyor. Ninni söylemeye çalışıyordu. İki aydır bir gece olsun şöyle doğru düz uyuyamadım dedi Raşit. O da dersen lağım gibi kokuyor. Her tarafta boklu bezler. Daha dün gece bir tanesine bastım. Meryem içinden pis pis sırıttı. Çıkar şunu dışarı diye böğürdü Raşit omzunun üstünden. Bu kadarını akıl edemiyor musun? Ninni bir anlığına kesildi. Zatüre kapar. Yaz ortasındayız. Ne? Raşit dişlerini sıktı sesini yükseltti. Hava ılık dedim. Onu dışarı çıkarmayacağım. Ninni yeniden başladı. Bazen yemin ederim şeytan diyor ki şunu bir kutuya koy Kabil Irmağına bırak. Bebek Musa gibi. Meryem Hanım bebeği bir kez bile kızın verdiği atla seslendiğini duymamıştı. Azize, aziz tutulan. Hep ya bebek diyordu ya da gerçekten çileden çıkmışsa şu bazı geceler Meryem onların tartıştığını duyuyordu. Parmak uçlarına basarak kapılarına gider, adamın bebekten daima hep bebekten yakınmasını dinlerdi. Sürekli ağlaması, kokular, ayağına takılan oyuncaklar, bebeğin bitmek bilmeyen, Leyla'ya el koyan, Raşit'ten uzaklaştıran talepleri, emzirmek, geritmek, altını değiştirmek, gezdirmek, kucakta sallamak. Kız da buna karşılık odada sigara içtiği, bebeği yatağa almasına izin vermediği için haşlıyordu adamı. Daha kısık sesle sürdürülen tartışmalar da vardı. Doktor altı hafta dedi. Daha değil Raşit, olmaz. Hayır, bırak. Hadi ama yapma. İki ay oldu. İşte bebeği uyandırdın. Sonra daha sertçe. Hoş hodi, mutlu musun şimdi? Meryem usulca odasına dönerdi. Yardım edemez misin diyordu Raşit şimdi. Yapabileceğim bir şeyler olmalı. Ben bebeklerden ne anlarım ki dedi Meryem. Raşit biberonu getirebilir misin? Almarinin üstünde. Emmiyor. Bir de biberonu deneyeyim. Bebeğin ciyaklaması bir yükseliyor, bir alçalıyordu. Ete inen satır gibi. Raşit gözlerini kapadı. Bu tam bir savaş doğurdu. Hikmet yarın ta kendisi. İnan bana Leyla doğura doğuran Gülbettin hikmet yarı doğurdu. Kız günlerini emzirme, sallama, pışpışlama, gezdirme döngüleriyle tüketirken Meryem öylece izledi. Bebek uyuduğu zaman bile çitilenmeyi, kızın Raşit'le zorla ağlırdığı dezenfektanlı suya batırılmayı bekleyen kirli alt bezleri vardı. Zımpara kağıdıyla törpülenecek tırnaklar, yıkanıp asılacak tulumlar, pijamalar. Bu giysiler de bebeğe ilişkin pek çok şey gibi bir başka çekişme konusuydu. Nesi varmış kıyafetlerin dedi Raşit. Bunlar oğlanlar için, baca için. Farkı anlar mı sence? Onlara iyi para verdim ben. Bir şey daha, Ses tonu hiç hoşuma gitmedi. Bunu bir uyarı say. Kız her hafta hiç aksatmadan siyah madeni bir maltızı ısıtıyor. İçine bir tutam güzellik ota atıyor. Kem gözleri kovalamak için espandi dumanını bebeğe doğru yelliyordu. Onun bu dinmez coşkusunu gayret keştiğini seyretmek bile yorucuydu Meryem için. Ve gizlice salt kendisine itiraf ettiği gibi biraz da hayranlık uyandırıcı. Kızın gözlerindeki tapınma dolu parıltıya hayretler içinde kalıyordu. Sabahları yüzü süzülmüş, bütün gece bebeği kucağında gezdirip durmaktan bal dönmüşken bile bebek gaz çıkarırken kız gülmekten yerlere yatıyordu. Bebekteki en küçük değişimler bile onu zevkten çalırtıyor. Yaptığı her şeyi seyredilmeye değer buluyordu. Bak çıngırağı almaya çalışıyor. Ne kadar zeki. Gazeteleri arayıp haber vereyim dedi Raşit. Her gece bir başka gösteri sunuluyordu. Kız bakması için bastırınca Raşit çenesini havaya diker. Mavi damarlı kanca burnun üstünden sabrı taşmış ters bir bakış fırlatırdı. Bak şimdi seyret parmaklarımı şıklatınca nasıl gülüyor bak. Gördün mü? Gördün değil mi? Raşit homurdanır tabağına dönerdi. Meryem eskiden kızın salt varlığıyla bile onu nasıl heyecanlandırdığını anımsadı. Kızın ağzından çıkan her şey adamı memnun eder, ilgisini çeker. Başını tabağına kaldırmasına, onaylayarak sallamasına neden olurdu. Ancak ortada tuhaf bir durum vardı. Kızın gözden düşmesine, Meryem'in sevinmesi, oh olsun demesi gerekirdi. Oysa durum böyle değildi, hem de hiç. Meryem kızı acılığını anlayınca en çok kendisi şaşırırdı. Yine akşam yemeklerinde kız binbir çeşit kaygısını tek tek sıralardı. Listenin başında her öksürüğün depreştiği zatürre korkusu vardı. Sonra dizanteri geliyor. Dışkıdaki en küçük bir cıvıklık bu korkuyu hortlatıyordu. Her esilik ya su çiçeğiydi ya da kızamık. Bu kadar bağlanmasan iyi edersin dedi Raşit bir akşam. Ne demek istiyorsun? Geçen gece radyo dinliyordum. Amerika'nın sesi. İlginç bir istatistik duydum. Afganistan'da 4 çocuktan biri 5 yaşını bulamadan ölüyormuş. Aynen böyle söylediler. Dolayısıyla. Dur. Ne var? Nereye gidiyorsun? Buraya gel. Derhal buraya dön. Meryem'e şaşkın gözlerle baktı. Nesi var bunun? O gece yeni bir tartışma başladığında Meryem yatağındaydı. Sıcak kuru bir yaz gecesiydi. Kabile sararan ayını özgü tipik gecelerden. Meryem camları açmış, esinti yerine sivrisineklerin geldiğini görünce de kapamıştı. Dışarıda topraktan yükselen sıcağı hissedebiliyordu. Bahçedeki kulübenin buğday esmeri, budaklı tahtalarını yalayarak duvarlara tırmanarak odasına sızıyordu. Genellikle münakaşalar birkaç dakika sonra hız keser, tavsardı. Ama bu seferki yarım saattir sürdüğü gibi giderek kızışıyordu da. Raşit artık bağırıyordu. Kızın sesi tiz ama sakıngandı. Az sonra bebek de yaygarayı bastı. Meryem kapılarının sertçe açıldığını duydu. Sabah kapı tokmağının yuvarlak izini koridorun duvarında bulacaktı. Kendi kapısı bir hışım açılıp Raşit içeri dalınca doğrulup oturdu. Adamın üzerinde beyaz külotuyla fanilası vardı. Koltuk altlarında sarımsı ter lekeleri, ayağında terlikleri, Elinde bir kemer vardı. Kızla kıydığı nikahına aldığı kahverengi deri olanı, delikli ucunu eline dolamaktaydı. Senin marifetin diye hırladı kadına doğru semirtirken. Bal gibi farkındayım. Meryem yataktan yere kaydı, geri geri çekildi. Kolları içgüdüsel olarak göğsünde adamın genellikle ilk hedef aldığı yerde kavuşmuştu. Sen neden söz ediyorsun diye kekeledi. Beni reddetmesi, senden öğreniyor bunları. Yıllar içinde Meryem onun hakaretlerine, aşağılama ve alaylarına, azarlarına karşı kendini katılaştırmıştı. Ama bu korkuyu bir türlü denetleyemiyordu. Bunca yıldan sonra adamı ne zaman bu şekilde hırlarken, kanlı gözleri ışıldar, kemeri yumruğuna sararken görse, zangır zangır titremeye başlıyordu. Hala kaplanın kafesine salı verilen keçinin, kaplan başının pençelerinden kaldırıp baktığında tıslamaya başladığında kapıldığı korkuydu bu. Şimdi kız da odadaydı. Gözleri irileşmiş, yüzü çarpılmıştı. Onu bozacağını tahmin etmeliydim dedi Raşit tükürür gibi. Kemeri salladı, kendi baldırında denedi. Tokası yüksek sesle çınladı. Kes şunu bas diye haykırdı kız. Raşit bunu yapamazsın. Odaya dön. Meryem birkaç adım daha çekildi. Hayır sakın yapma. Odaya dön. Hemen. Raşit yeniden kemeri kaldırdı. Meryem'e doğru savurdu. Aynı anda şaşırtıcı bir şey oldu. Kız ona saldırdı. iki eliyle koluna yapıştı. Aşağı indirmeye çalıştı. Ama tek yapabildiği daha da havaya kalkan kolla birlikte havalanmak kolun ucundan sallanmak oldu. Yine de adamın hızını kesmiş Meryem'e yönelik hamleyi yavaşlatmıştı. Bırak diye böğürdü Raşit. Tamam kazandın. Sen kazandın. Yapma bunu. Lütfen. Lütfen Raşit. Dayak yok. Lütfen yapma. Bir süre böyle boğuştular. Kız ona asılıyor, yalvarıyor. Gözlerini şaşkınlıktan donup kalan Meryem'e dikmiş olan Raşit ondan kurtulmaya çalışıyor. Sonunda Meryem dayak yemeyeceğini anladı. Bu gece değil. Adam diyeceğini demişti. Birkaç dakika daha bu pozda kaldı. Kollu havada göğüs inip kalkıyor. Alnında ince bir ter tabakası. Sonra yavaş yavaş kolunu indirdi. Kızın ayakları yere değdi ama kolu yine de bırakmadı. Adama güvenmezmiş gibi. Raşit konu hızla serçe çekip kızdan kurtardı. Gözüm üstünde dedi Meryem'e kemer omuzuna atarken. İkinizin de. Kendi evimde kimse beni ahmak durumuna düşüremez. Meryem'e son öldürücü bir bakış fırlattı. Yandan geçerken de Leyla'yı sırtından itekledi. Meryem kapıların kapandığını duyunca yeniden yatağına tırmandı. Başını yastığın altına gömdü. Titremenin geçmesini bekledi. O gece üç kez uykusundan uyandı. İlkinde batıya, karteh çar tarafına düşen roketlerin gümürtüsüne, ikinci de bebeğin aşağıdan gelen ağdına, kızın onu susturmaya çalıştığını, süt şişesine çarpan kaşının çınlamasını duydu. Sonuncu da onu yatağından kaldıran susuzluk oldu. Aşağıda camdan süzülen ay ışığı hüzmesi sayılmazsa oturma odası karanlıktı. Meryem bir sineğin vızıldadığını duyabiliyor. Köşedeki demir sobanın dış çizgilerini dışarı uzanan sonra tavanın hemen altında sert bir açı yapan borusunu seçebiliyordu. Mutfağa girerken az kaldı bir şey takılıp düşüyordu. Ayaklarının dibinde bir küme vardı. Gözleri karanlığa alışınca kızla bebeğin yerde bir battaniye üzerinde yattığını gördü. Kız yan yatmış horluyordu. Bebek uyanıktı. Meryem masanın üzerindeki gaz lambasını yaktı çömeldi. Işıkta bebeğe ilk kez yakından dikkatle baktı. Yumuşacık siyah saçlarına, gül kirpikli ela gözlerine, olgun nar rengindeki dudaklarına. Bebeğin de onu incelediği duygusuna kapıldı. Sırt üstü yatıyordu. Başı bir yana eğikti. Pür dikkat Meryem'e bakıyordu. Keyif, şaşkınlık ve kuşku karışımı bir ifadeyle. Meryem yüzünün onu korkutup korkutmadığını merak etti. Ama aynı anda bebek sevinçle, mutlulukla kuruldadı ve Meryem hakkında olumlu bir yargıya varıldığını anladı. Şşş diye fısıldadı. Anneni uyandıracaksın. Zaten yarı ölü vaziyette. Bebek elini yumruk yaptı. Yumruk kalktı, indi. Birkaç sipastik titremenin ardından ağzı buldu. Kendi eliyle doldurduğu ağzının kenarlarıyla Meryem'e gülümsedi. Tuzaklarındaki minik tükürük baloncukları parladı. Şu haline bak. Bu olan giysileriyle pek de zavallı görünüyorsun. Bu sıcakta amma da sarıp sarmalamış. Hal oyanık olmanı hiç şaşmamalı. Meryem bebeğin üstündeki pikeyi çekip de altında bir tane daha bulunca dehşete kapıldı. Cık cıkladı. Onu da çekip kaldırdı. Bebek hoşnutlukla kıkırdadı. kollarını bir kuş gibi çırptı. Daha iyi. Ney? Tam geri çekilmeye hazırlanırken bebek onun serçe parmağına yapıştı. Mini parmaklar kıvrıldı. Sıkınca kenetlendi. Ilık yumuşaktılar. Salyadan nemli. Kunuh dedi bebek. Pekala. Bas bırak artık. Bebek bırakmadı. Bacaklarını salladı. Meryem parmağını çekip kurtardı. Bebek gülümsedi. Peş peşe bir sürü gurultu saldı. Parmak boğumları yeniden ağza tıkıldı. Neden bu kadar mutlusun ha? Neye gülümsüyorsun böyle? Annenin söylediği kadar zeki değilsin. Baban bir ayı, annen bir budala. Bilseydin bu kadar çok gülümsemezdin. Hayır hem de hiç. Hadi uyu artık. Hadi bakayım. Meryem doğruldu. Birkaç adım atmıştı ki bebekten şu malum eh 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 sesleri geldi. Meryem bulan güçlü bir ağdın giriş nameleri olduğunu biliyordu. Geri döndü. Ne var? Benden ne istiyorsun? Bebek dişsiz ağzıyla sırıttı. Meryem içini çekti. Yere oturdu. Tutması için parmağını uzattı. Cıvıldayan tombul bacaklarını esneterek havayı tekmeleyen bebeği seyretti. Ta ki bebek kıpırdanmayı kesip usul usul horlamaya başlayıncaya kadar. Dışarıda birbirler neşeyle şakıyordu. Arada bir şarkıcılar hep birlikte havalanınca Meryem bulutları gelip geçen ay ışığının fosforlu mavisinde balkıyanın kanatları görebiliyordu. Susuzluktan boğazı kurumuş olsa karıncalanan ayaklarına iğneler bassa da kıpırdamadı. Çok sonra, epey sonra parmağını yavaşça çekip bebeğin pençesinden kurtardı, ayağa kalktı. Lütfen kanalımıza abone olmayı, Videomuzu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Sesli kitabımızı dinlediğiniz için teşekkür ederiz.